Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum ve şimdiden iyi haftalar. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Bu videoda Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. En son Ekrem İmamoğlu kararından sonra borsada bir miktar bununla alakalı siyasi bir endekste hareket görmüştük. En fazla bunun 1-2 gün süreceğini dile getirmiştik ve sonrasında yoluna devam edecek bir Borsa İstanbul görürüz dedik. Gördüğünüz gibi 5214 puan seviyesinden Borsa İstanbul kapanış yaptı ve 5300'leri de gördü. Günlük bazda zaten baktığınızda neyin ne olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Yani piyasada bir fiyat hareketleri olacaksa bunun bir haber akışıyla desteklenmesi gerekiyor. Piyasada gıdasını siyasetten aldığı için bu haber akışı da arkadaşlar etkilemiş oldu kâr realizeleri için. Şu an için abartılacak bir durum yok. Aslında burada biz dolar bazlıyla başlasak iyi olur endekse. Çünkü önümüzü daha net görebilmemiz açısından endeksin dolar bazlı grafiğine bakmamız gerekiyor. Şu anda dolar bazlı grafiğine baktığımızda 277 dolar seviyesinde endeksi görüyoruz haftalık kapanış itibariyle. Daha önceki çizmiş olduğumuz dirençler de karşınızda duruyor kıymetli dostlarım. Baktığımızda şu an için abartılacak bir durum yok gördüğünüz gibi. 320 dolara kadar yaklaşık olarak %20 daha yukarı yönde ilk etapta bir kâr realizesi için bir potansiyel var. Bu da ne demek oluyor? 6000 puanın üzerinde bir Borsa İstanbul'u kısa vadede göreceğimiz izlenimini bize veriyor. Ha, bu noktalardan bir kâr realizesi gelir mi? Gelmesi beklenir arkadaşlar artık 300 dolar seviyelerinde. Ama bu bir trend bozukluğunu beraberinde getirmez. Özellikle yine söylüyorum. Endeksin 5000 puanın üzerine gelmesi, 6000 puan seviyelerine gelecek olması BIST 30'daki, BIST 100'deki belli başlı hisselerin çok aşırı sert fiyatlamasıyla bu seviyelere geldi. Bunu da unutmayın. Bu dolar bazlı düzeltmeden kıymetli dostlarım çoğu hisse etkilenmeyecek. Bunu zaten net bir şekilde göreceğiz. Eğer hisselerinizi incelemek istiyorsanız ve bunları endeksle birlikte bir uyarlama içine koymak istiyorsanız tercih ettiğiniz hisseleri ya da incelemiş olduğunuz hisseleri dolar bazında değerlendirin arkadaşlar ve grafiklerine dolar bazında bakın. Burada bir hataya sebebiyet vermeyin. Yani endeksi sadece ya da hisselerinizi sadece dolar bazında ya da TL bazında bakmayın. Dolar bazında hisselerinizi tek tek inceleyin. Bu detayı yine unutmayın. Şimdi tabii burada panik algısı da artacak. Söylemler de artacak. Dikkatli olacağız. Sakinliğimizi koruyacağız. Haber akışlarına iyi bir şekilde odaklanacağız. Yıllık kapanış gelecek. En önemlisi bu. Zaten yıllık hareketi anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hem dolar bazında olsun hem de yaklaşık olarak zaten 150 dolar seviyesinden dolar bazında başladık. Endekste kabaca 2000 puan seviyesi dersek anlatmaya gerek yok getiri eğrisini. Çünkü enflasyon bazında ucuz kalan bir endeks var halen. 300 doların üzerinde 389-400 dolar seviyesi. Onun üzerinde 500 dolar bandına doğru bir hareket bekleniyor. Ha bunun üzeri var mı? Tabii ki var. Yani buralar arkadaşlar ucuz baktığımızda halen alınabilir seviyeler. Biz 370 dolar seviyelerinde bir ana kar realizesi, bir esas dengesizliği o zaman göreceğiz. Esas sallantıyı o zaman göreceğiz. Bu noktalarda dikkatli olursak iyi olur ama şu an için halen pozitif eğilimde görünen bir Borsa İstanbul söz konusu. Ki göstergeler de RSI 70'in üzerinde aylık bazda kapanış göstermiş. Bu da sert yükselişlere hazır olacağımız anlamını geliyor. Ha, kur tarafında önemli bir müdahale olmadığı sürece dolar bazında da hızlı bir artış görmeyiz arkadaşlar. Çünkü kur aşağı doğru gelirse endeksin dolar bazlı grafiği de yukarı doğru sert gider. Burada bir aldatıcı hareket olabilir ama şu anki piyasa koşullarında özellikle enflasyon rakamları ve ihracatçıların baskısını da değerlendirdiğimizde 18 lira seviyelerinden ham madde mallanan ihracatçılarımızın çok ciddi derecede bir baskısı var. Bu adam da zararına mal satmayacağı için kur tarafında da kontrollü bir hareket görüyoruz. Aşağı doğru sert gidemeyeceğimiz için de bu seviyelerde arkadaşlar kurun stabilize olmasını belli bir süre daha bekliyoruz. Bir miktar daha yukarı yönlü hareketler. Olası ani panik hareketlerde kurun 16-16,5 seviyelerinde bir stop demesi de beklenebilir ama kur tarafındaki her geri çekilmede bir alım fırsatıdır. Teknik anlamda bu da zaten bu şekilde bize gösteriyor. Ancak
endeksi puan bazlı değerlendirdiğinizde, yani yine söylüyorum, şu anki bu dik yükseliş açısı tabii ki sürdürülebilir değil. Ancak baktığımızda potansiyelin halen yukarı yönlü olduğunu dile getirebiliyoruz. Çünkü bir sat sinyali ya da bir sat baskısı ulaşmamış. Sadece sert yükseliş görüntüsü panik algısını arkadaşlar artırıyor. Haklısınız. Bu noktalarda heyecan fazla olur. Özellikle isim vermek doğru olur mu bilmiyorum ama sadece örnek veriyorum. İşte Sasa'dır, Kontrolmatik'tir, Türk Hava Yolları'dır. İşte böyle belli başlı hisseleri endeks puanlaması adına iyi takip etmek gerekiyor. Yani yanılgıya düşmeyin. Borsa İstanbul sadece bir 31-100 hisseden ibaret değil. Bunu unutmayın. Bunun ana pazarı var, yıldız pazarı var. Yani var da var, bir dünya hisseler var. Özellikle zaten enerji yatırımlarını görüyorsunuz. Gayrimenkullerde bir fiyat değerlemesi var. Ve bu özellikle Ocak sonundan itibaren bilançolar açıklanacak. Bu süreye kadar arkadaşlar iyi bir fiyatlama içerisine giriyor. Zaten bu analizleri de size yapmıştık. Yani 2023 gayrimenkul açısından fiyatlamalar adına iyi bir yıl olacak. Enerji adına iyi bir yıl olacak. Gıda adına iyi bir yıl olacak. İşte sigortacılık bunlar adına iyi bir yıl olacak. Yani bunları iyi okumamız gerekiyor, iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ve paranızın tamamıyla tek bir sektöre ya da tek bir şirkete paranızı arkadaşlar yatırmayın. Bunu bölün ve belli başlı şişmiş hisselerden de uzak durun. Mesela örneği Sasa. Şimdi buradan bu toplayabilir mi? Çok zor. Yani nerelerden geldiğimizi unutmayalım. Yani 2020'de bu kağıt 2,5 lira seviyelerindeydi. Baktığımızda 2021'in yaz ayında 13 lira. Sonrasında arkadaşlar hareketi görüyorsunuz ve 200 liraya zorladı. Söylemiştik yani 85 liralara kadar geri çekilmeleri takip edelim dedik. Ve dönüşü acı oldu. Ha, işte burada bölünür bölünmez bunun tartışmaları var. Fiyat bu seviyelerde arkadaşlar sürdürülebilirlik gösteremez. O yüzden dikkatli olalım. Sakinliğimizi koruyalım. İşte Sasa'dır, Kontrolmatik'tir. Belli başlı favori, popülaritesi yüksek olan hisselerde şu söyleniyor. Şu seviye düşerse alırım. Dikkatli olun arkadaşlar. Ben alın ya da almayın demiyorum. Balona sarılmayın. Yani balon patladığı anda gördüğünüz gibi üzer. Şimdi haftalık bazda zaten baktığınızda önemli bir toparlanma içerisine girmiş gibi görünse de dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü halen henüz bitmiş bir şey yok. Evet şu anda bir geçtiğimiz hafta değil ondan bir önceki hafta itibariyle bırakmış olduğu çekiç mumu iyi bir alıcı grubun olduğunu gösteriyor. Ancak gelecek haber akışlarıyla orantılı bir şekilde dikkatlice takip edilmesi gerekiyor. Özellikle 190 lira zirvesini aşabilmesi için burada bir zamana oyalanması gerekiyor. Öyle bir dünya yok. Yani buradan hemen gidelim 190'ı aşalım yok. İşte bu zaman kaybını vesaire bunların hepsini iyi hesap etmeniz gerekiyor. İyi okumanız gerekiyor. Ve tabii dolar bazlı grafik takiplerinde de kur tarafını iyi takip etmeniz gerekiyor. Kurdaki önemli hat burası arkadaşlar baktığımızda. Yani 16,5 seviyelerinde gelen bu toparlanma, bu dönüş hareketi kurdaki bütün dengeyi değiştiriyor. Ve yukarı yönlü beklentileri üst seviyede tutuyor. Çünkü seçim ayağına baskılanan bir dolar kuru olduğunu zaten biliyoruz. Asgari ücret ayağına. Burada da zaten dirençlerimiz belli. Ola ki geri çekilmelerde altın oran takip edilir. Altın oranın üzerinde 0,786'lık geri çekilme dilimi takip edilir. Burası da 16,60 ve 15,20'ler gibi görülüyor. Ve stop seviyesi de belli. Yani 18 30'lar arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa dikkat edelim. Kısa vadede üzer. Ama genel görüntü itibariyle biz öyle ya da böyle piyasanın aldığı fiyatlamaya gideceğiz. Biz şu 1.618'in üzerinde kapanış görebilecek miyiz? Seçime doğru, seçim sonrası bu seviyelere odaklanmak zorundayız arkadaşlar. Buralar tehlike seviyeleri, tehlike boyutları. O yüzden dikkatli olalım. Geri çekilmeler yine söylüyorum maalesef alım fırsatı olarak görülecek ve ciddi derecede bir alım getirir. Her ne kadar da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki yıl için enflasyonda %20'ni seviyeleri baz alın dese de baskıyla bir yere kur tarafında varamayız. Çünkü biz bu tarafta çok fazla dışa bağımlıyız.
O yüzden bu noktalarda da dikkat edersek iyi olur. Hepinize yeni haftada bol şans, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.